Eskişehir sahipsiz diyor. Niye sahipsiz bizim Eskişehir? Onu çok merak ediyorum. Namazı kıldırıp gidiyorlar. Namazı kıldırıp gidiyorlar. Ben üzülüyorum bunlara vatandaş olarak. Zencele koyacağız. Biz burada bekliyoruz. Parklarda çok şeyler oluyor. Her şeyler oluyor yani. Hizmeti Şirintepe Mahallesi'nden başlatacağım. Ama Yılmaz hocamız Şirintepe'ye çivi çakmadı. Akşam pazara gittiğin zaman rezillik diz boyu. Kaçıncı yüzyıldayız? Kapalı pazar mı Nazım? Şirintepe'ye çok pis içkiciler var. Ya bu caddede drift atıyorlar. Arabalarla sağ sol yapıyorlar. Yani makas atıyorlar. Geceleri arkaya çıkamıyoruz arka parka. Mahalleler... Benim çoluğum çocuğum da çıkamıyor. Hı hı. Benim oğlumu arada derede sıkıştırıyorlar. Çekiyorlar. Hı hı. Önüne geçiyorlar. Şimdi burası Yeşiltepe midir acaba? Nereye gittik? Şirintepe'ye gidiyoruz. Hayır, Şirintepe muhtarlığı. Ne tarafa doğru? Size bayağı güzel. Ben gösteririm size. Ben o tarafa gideceğim. Sevgili Eskişehir'in ailesi, şu an Dolmuş'tayız. Şirintepe Mahallesi'ne geliyoruz. Söz verdiğimiz gibi Şirintepe Mahallesi ile ilgili olan sorunlarınızı aşağıya doğru yazın. Hepsini okuyacağım. Sevgili Eskişehir'in ailesi, Şirintepe Mahallesi'ndeyim. Yollara, sokaklara gireceğiz şimdi. Zaten bana en çok sıkıntı olarak yazılan şey yollar ve sokaklardı. Birazcık buraları gezeceğiz. Hadi bakalım, izlemeye devam edin. Parklarımız iyi de biraz daha bakım istiyor parklarımız. Bakımsız yani. Parklarımız bakımsız. Mahallelerimiz de biraz bakımsız. Bakımdan kastın abi bu mobilyalar mı? Yok yok, değil değil. Pislik mi? Olarak. Yani çöp olarak. Biraz bakımsız yani sokaklarımız. Hı hı. Ama eski yerimiz güzel bir vilayet. Biraz geri kalmış. Çöp kutusu yani. Eksikliğiniz mi var yani? Yok, başka yok. Bir şey mi? Yoksa insanlar mı öyle? Temizlik yapılmıyor yani. Ha, temizlik yapılmıyor. Şurada bir sağlık ocağı var mesela. Gidin, hı hı. Etrafı pislik şimdi. Az önce çektim. Oradaki otlardan mı bahsediyorsun? Otlardan da bahsediyorum. Orada adam çıkarıyor, maskesini atıyor. Sağlık, hı hı, ocağına giriyor. Sağlık hocamda da temizlik görevlileri var. Bakmıyorlar, yapmıyorlar yani. Caminizde bir eksiklik var mı? Çok. Ne var mesela, onu da duyuralım. Hocadan salın şeyine kadar. Cami hocanız yok mu? Var. İstemiyoruz. Kravatlı hoca tabii istiyorsunuz. Tabii ya, azıcık şöyle medeni hoca olsun ya. Vazifesini yapmıyorlar yani, hocalarımız. Ondan memnun değiliz. Hocaları eleştiriyoruz yani. Vallahi 10 senedir falan hocalardan memnun değiliz yani. Gelen hocalar ona göre yani. Sarıklı, cübbeli. Anladım. Biz muhabbet edemiyoruz, iyi bilgi alamıyoruz. Zaten insanlarla ilişkileri bile yok yani. Namazı kıldırıp gidiyorlar. Namazı kıldırıp gidiyorlar. Yani devlet memuru. Yani bankamatik memurları yani hocalar. Anladım. Ha, siz ne istiyorsunuz ki bir ahaliyi toplasın? Tabii ya, cemaatle otursun, sohbet etsin. Soracağımız sorular varsa soralım, cevap versin. Biz öyle hoca istiyoruz ya. Bizim yol sorunu, şu kaldırımlarımız mesela diyelim. Aile, çocuğu var. Hı hı. Arabasıyla gidemiyor yani. Yolun ortasından mı gidecek? Yoldan, kaldırımlardan şikayetçiyim. Hı hı. Neden? Arabalar bilinçsiz park ediliyor. Kaldırımlara park ediliyor. Bebek arabasıyla gidecek, gidemiyor. Kalıyor, görüyorum gözlerimle. Yolun ortasına inmek zorunda kalıyor. Hı hı. Bu çok riskli. Ben üzülüyorum bunlara vatandaş olarak. Biri başka, birini geniş, birini dar, birinde yok. Adam merdiven koymuş. Tıkandı kaldı orada, yürüyemiyor. Gözümle görüyorum her gün, üzülüyorum ya. Yani. Şöyle devam edelim. Tamam. Bak şimdi şuradan bu dur, kaldırımdan dur. Bu bebek nasıl yürür? Çocuk arabası, bebek arabasıyla. Şuraya bir göster Rahmi. Durak olduğu için kaldırımı kesmiş. Bebek arabası buradan nasıl geçsin? Yani engelli bir birey buradan nasıl geçsin? Mecburen caddeye çıkacak diyor. Evet. Evet. Bu bir örnek. Devam edelim. Yürüyelim şimdi. Artık kaldırımları da görebilirsiniz. Arabalar... Buradan zaten engelli biri veya bebek arabası geçemez. Şunları görüyorsunuz. Hı hı. Rezaleti. Önceki seçimlerde yetkililere Ahmet Ateş'e de söyledim. Hı hı. Gösterdik. Yetkili adamlara gösterin dedim. Sevgili Eskişehir'in tanesi, bir de burada... Bu parkta en azından şöyle çöp kutuları erimiş. Ne parkı burası? Halil Eren Parkı. Şehit Assubay Çavuş Halil Eren Parkı'ndayız. Çöp kutuları erimiş. Bakın ağaçların altına poşet bağlamışlar.
şuradayı gösterelim hatta. İleriye gitmeye gerek yok. Şöyle göster Rahmi'cim. Çöpler buraya atılıyor. Şimdi bir kıraathaneye gireceğiz. Erenköy'de en fazla kıraathanedeki insanlarla konuşmuştuk. Selamünaleyküm amcacığım. Selamünaleyküm. Amcacığım ismin neydi? İsmim Bahattin Sirtekaray'dı. Bahattin amcam, kaç yıldır bu mahallede yaşıyorsun? 1943 doğumluyum. Kendim Erzurumluyum. Erzurumlusun. 50 senedir bu mahalledeyim. Oturduğum sokak Mutlular Sokak. Nasılsın mahallede? Keyfin yerinde mi? Her şey iyi mi? Mahallede iyiyiz. Komşularına iyiyiz. İşte biraz rahatsızlık. Hanım rahatsız benim. İşte kurgaşıyoruz. Ama bir noksanlık yok. Mahallemizde belediye başkanından memnunuz biz. Ateşten yıllardır ona oy kullanıyoruz. Memnunuz. Yalnız şu parklara bir baksınlar. Parkların bazıları göçmüş. Bunları bir incelensinler. Çöp kutuları, sokakta çöp kutuları cece alıyorlar. Çalıyorlar. Çalmıyorlar, alıyorlar yani. Çöpü cece alıyorlar. İki günde bir alıyorlar. Ha, iki günde bir. Günlük almaları lazım. Her gün almaları lazım. Tabii canım, doluyor çünkü. Kalabalık. İki günde bir çöp kamyonu bu mahalleye yetmiyor evet, diyorsun o zaman. Evet, evet. Bir de otobüs, 19 numarayı bir tane daha ayarlasınlar. Yetmiyor. Kaç saatte bir geçiyor biliyor musun? Yani kaç dakikada bir veya? Bazı yarım saatte, bazı bir saatte geliyor. Tabii canım, şimdi lazım. Uzattılar ta 19 şeyeydiz. Zincirlikuyu'ya gidip biz burada bekliyoruz. Mahalle ile ilgili bir sıkıntınız, bir derdiniz var mı? Veya şu yapılsa kızım daha iyi olur bu mahallede dediğiniz bir şey var mı? Yani toz toprak çok oluyor yani. İnşaat önleri temiz değil mi? Temiz oluyorlar ama bazen de sıkıntı. Bazı firmalar da bırakıyor evet, diyorsunuz. Yani. Onun dışında bir sıkıntınız var mı? Veya kızım bizim de şu mahallenin şurası çok güzel dediğiniz bir şey varsa onu da söyleyebilirsiniz. Kavga, gürültü oluyor. Çok gürültüler oluyor. Öyle yani çocuklarımız için. Güvenli olana götüremiyoruz yani. Başlarında gitmek zorundayız. Ha, çocukların başlarında gitmek zorundasınız. Salamıyorsunuz. Yabancı uyruklu vatandaşlar falan mı var yoksa mahallenin insanları mı taşkınlık? Karışık yani. Karışık. Çok teşekkür ediyorum. Bir de sanırım bu mahallenin diğer sorunu esnaflar çok fazla kaldırımı işgal ediyorlar bence. Var hemen üst bölgede caddenin alt tarafında üniversitenin eczacılık kapısına yakın, iletişim kapısına yakın ve cuma kapısına yakın olan yerlerde eşyalı ev kiraları 4000 ile 5500 arası değişiyor. Binalar yeni mi, eski binalar mı? Bir de bu asgari ücret zammından sonra artış var mı? Ev sahipleri arıyor mu hani artış yapalım vesaire diye? Şimdi şöyle binalar, apart olan binalar eski, yani eski dediğim 5 yaşla 15 yaş arasında. 2+1 daireler 0 dairelerle 10 yaş arasında. 3+1'ler de yine aynı şekilde 0 daireler 10 yaş arasında değişiyor. Siz emlakçısınız. Mahalleye genel olarak biliyorsunuz. Evet. Mahalleye şu yapılsa veya mahallenin şu eksikliği var dediğiniz bir şey var mı? Mahallenin şu eksikliği var dediğim bir şey tabii ki var. Yani sonuçta sokaklar çok dar. Sokaklar ama artık genişleyecek imkan da yok. Herkes arsasını aldı. Onlar artık değişmez. Ama mesela burada mahalleden daha çok emlak satışındaki zayıflığın temel sebebi şey, kredilerin durması. Yani devlet bankalarının verdiği krediler çok düşük. Mesela ev fiyatları şu anda 2+1 evler 1800, 1+1 evler 1200 bandında, 3+1 evler 2300-2400 bandında, 2400 bandında. Bu şimdi 300 bin lira devlet bankaları kredi veriyordu. O da ellerine geçen 280 bin lira civarında para. 2,5 milyonluk ev alacak insan, yani ortalama 2 milyonluk ev alacak bir insan 300 bin lira krediyle bu evi alamaz. Takdir edersiniz ki toplumda kimsenin öyle nakit elinde 1700-1800 para yok. Bunun için, onun için emlak satışları birazcık zayıfladı tabii ki, durdu. Bahattin Bey, siz evet. Benim lise arkadaşımın babasısınız. Evet. Yıllardır bu mahalledesiniz. Ben özellikle de size uğramak istedim. Mahallenin sıkıntısını sizden dinlemek istiyorum şimdi birazdan. Ben Şirintepe Mahallesi'nin çok eski sakiniyim. Yani mahallenin ileri gelenlerinden 40 yıldır bu mahallede oturuyorum. Şimdi mesela şöyle başlayayım ben. Röportaja şöyle başlayalım. Şimdi bizim Şirintepe'de bir örme sokak var. Yılmaz Hoca, hemen Yılmaz Hoca'ya taş atayım da saygımız sonsuz tabii kendisine. 25 yıl önce Anadolu Üniversitesi Şirintepe Mahallesi'nin bir bölümünü istimlak yaptı. Yani üniversiteye kattı. Tamam, eğitim, ona da saygımız sonsuz ama Yılmaz Hoca bize örnek blokları var şurada hemen yakınımızda. Mahcur evleri miydi onlar? Yok, örnek bloklar, mahcur evler değil. Ben orada bize şu sözü verdi Şirintepe halkına. Örnek bloklarına geldi, oranın salonda toplandık, ben de bizzat vardım orada. Dedi ki Yılmaz Hoca,
Çok iyi hatırlıyorum. Bugünkü gibi hatırlıyorum 25 yıl önce söylediğine. Hizmeti Şirintepe Mahallesi'nden başlatacağım. Ama Yılmaz hocamız Şirintepe'ye çivi çakmadı. Mesela Örme Sokağı söyleyeyim. Eski evler vardı. İstimlak edildi. Ama yani yolu hala açmadı. Yani illa seçim mi beklemek lazım? Hani mesela orada bir pazar kuruluyor. Akşam pazara gittiğin zaman rezillik diz boyu. Kaçıncı yüzyıldayız? Kapalı pazar mı lazım? Açık pazar var orada ama kapalı pazar lazım artık. Kaçıncı yüzyıldayız? Mesela insanlar gidip medeni şekilde alışverişini yapsın. Akşam da belediye işleri gelsin. Medeni şekilde temizliğini yapsın. Bak mahalle halkı da aynı şeyi... Şöyle. Ama kapalı pazar mı istiyorsunuz? Evet, kapalı pazar. Zor mu oluyor böyle açık tabii pazarda? Yazı var, kışı evimiz var. Evimiz uzak. Bayırı çıkmak zorundayız. İhtiyarladık tamam. Artık. Çok teşekkür yaşımız ederim. Yaşımız geçti. Çok sağ. Şirintepe'yi çok pis içkiciler var. İçkiciler var. Polis güvenliği. Arka parkta. Tamam. Şimdi bak vatandaş da zaten isyanına aykırıyor. Şimdi gerçekten Eskişehir bir köprü başından ibaret değil. Sayın hocama sesleniyorum. Köprü başını güzelleştirdiniz. Güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ama bu şehrin şahır yükü var, bu şehrin şahır yükü var. Fevzi Çakmağı var. Çamlıcası var. Şirintepe'si var. Örneğin Şirintepe Yayla Caddesi. Asayiş'e gelirsek. Burada 3-5 tane kardeşimiz var. Ben gene öyle diyeyim. Evlatlarımız var diyeyim. Hani kimseyi suçlamıyorum. Ya bu caddede drift atıyorlar. Arabalarla sağ sol yapıyorlar. Yani makas atıyorlar. Bayanlar burada durakta beklerken bayanlar... Bayanlar burada korkuyor. Ondan sonra işte asayiş, akşam parklarda maalesef olmayacak şeyler oluyor. Hani bu gençler alkol, evet alkol falan vesaire. Kimseye de bir şey diyemiyorsun. Ya benim kızım avukat mesela, ben biraz titiz adamım. Şimdi kimseye baba diyor, karışma lütfen diyor. Karışmıyoruz ama siz bana ne, ben bana ne, bu böyle olmuyor. Mesela karşımızda bir park var. Şehit Halil Eren Parkı. Şehidimizle saygıyla milletle anıyorum kendisini. Oraya mesela bir sumatik, bir bankamatik koyulabilir. Bu mahalle Şirintepe, Eskişehir'in Emek, Çamlıca'dan sonra, Batıket'ten sonra 4. büyük mahallesi nüfus olarak, ben öyle biliyorum. %90 da öyle. Yani bizim buraya bir sumatik koyulabilir mesela. Bankamatik koyulabilir. Sumatik en son nerede var? En son Şirintepe, Yeşiltepe sınırında var. Mesela burada ulaşımda sıkıntı var. Otobüsler vaktinde zamanında gelmiyor. 700 kilo ya, ayıp yani. Yani işte... Problemlerimiz bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Sizden dinlemiş olduk, aktarmış oldunuz. Şimdi ben gezerken mahalleler, özellikle kahvehaneleri, esnaflara uğruyorum. Çünkü evet, kahvehaneler ve esnaflar mahallenin genel derdini bilen doğru insanlar. Evet. Çok sağ olun Fatih Bey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir de hanımlara sorayım ya. Konuştular arkanızdan. Bir de kenarlara çıkın sorun. Oralara da gezdim. En son buraya geldim artık. Bizi oraları çektim. Biz oradan geldik. Ne zamandır otobüs bekliyoruz burada abla? Biz yarım, bir saat oldu geleli. Ziyarete gideceğiz. Ha, ziyarete gideceğiz. Ziyaret saatini kaçırırsak ne yapacağız? Gidemiyoruz. Dert çok, hangisini söyleyelim? Ben arkadaşım. Söyle abla. Geceleri arkaya çıkamıyoruz, arka parka. Mahalleler... Mahalle arasında arka park var bizim kıyı sokakta. Sebep peki? İçki. Ne ararsam var. Asayişte mi sıkıntı var? Bekçi var mı parklarda? Bekçiler geziyor ama görmüyoruz her zaman. Çok teşekkür ediyorum. Şey sağ değil. Olun. Mahallenizin derdi, sıkıntısı var mı? Bir eksiğiniz var mı? Nasılsınız? İyi misiniz? Mahallem sıkıntısı yok. Arabalar çok geçiyor burada. Sıkıntı o sağda. Başka sıkıntı yok. Yollar sıkıntı. Yok. Başka sıkıntı. Otobüsler sıkıntı. Dur. Abla. Sıkıntı bir yer mi? Otobüsler mi sıkıntı? Evet. Yetersiz mi? Yarım saat 45 dakikada otobüs geliyor. Hastanede randevumuz var. Yerişemiyoruz. Az önce birkaç hanımla daha konuştuk sevgili Eskişehir Netergesi. Evet. Onlar da en büyük, yani 35 dakikadır otobüs bekliyorlardı. Otobüs aynen, seferlerinin çoğalmasını istiyorsunuz. Evet, onu istiyoruz. Bir de şu yolların kazıp kazıp bırakıyorlar, kazıp kazıp bırakıyorlar. Kazalar çok oluyor. Bir de onlara çare bu. Özellikle de buraya set istiyoruz. Teyzem şu yazıyı gösterdin bana. Sahipsiz Eskişehir. Eskişehir sahipsiz diyor. Niye sahipsiz bizim Eskişehir? Onu çok merak ediyorum. Özellikle de bizim mahalle. Biz artık mültecilerden falan dışarı çıkamıyoruz kızım. Yani sen diyorsun ki ben akşam vakti çıkamıyorum rahat. Çıkamıyor. Benim çoluğum çocuğum da çıkamıyor. Benim oğlumu arada derede sıkıştırıyorlar. Niçin sıkıştırıyorlarmış peki? Yani para mı istiyorlar, başka bir şey mi istiyorlar? Çekiyorlar. Önüne geçiyorlar. Benim çocuğum engelli. Ben kendi vatanımda yabancı oldum. Ben bu sorunun bir an evveli çözülmesini istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Televizyona çıkmayacak.
Sevgili Eskişehir Net ailesi, ben Şirintepe mahallesini adım adım gezdim. En aşağıdan başladık, o tepe dediği yerleri yürüyerek çıktım. Ve en son burada kapatıyorum. Anadolu Üniversitesi'nin girişine doğru geldik. Buradaki hanımla da konuştuk, mahalleliyle de konuştuk. Gel teyzem, geç. Hanımlar çok televizyona veya kameraya gözükmek istemiyorlar. Çok da zorlanıyoruz hanımlarla konuşurken. Yapmayın böyle. Konuşun, hep erkekler konuşuyor. Ben konuşurum, sıkıntı yok. Çözsünler bu sıkıntıyı. Şimdi genel olarak mahalledeki sıkıntıları aktarmak ve toplamak istiyorum. Birincisi, buradaki halkın en büyük sıkıntısı ulaşım sıkıntısı. Otobüs seferleri çok az olduğu için buradaki halk bazen 35 dakika, bazen 45 dakika otobüs bekliyorlarmış. Özellikle şehir hastanesine giderken bu derdi ve sıkıntıyı çekiyorlar ve bu vatandaşlarımızın yaşı yüksek. Bu sıcakta veya bu Eskişehir'in soğuğunda kışında 35-45 dakika beklemek çok uzun. Bir de biliyorsunuz ki zaten randevu almak da çok zor hastanelerden. Olan randevuyu da bu şekilde kaçırabilirler. İkinci büyük sıkıntımız da buralarda caddelerde gençler drift, rally, kaydırma tarzı şeyler yapıyorlarmış. Buradaki asayişle ilgili bir sıkıntı olduğu söyleniliyor. Bununla ilgilenilmesi isteniliyor. Üçüncü sıkıntımız, benim en çok gördüğüm kaldırımlarda uzun boylu otlar var, çöp bırakımı çok fazla. Sanırım bazı mahalleliler dedi ki 2 günde bir çöp kamyonu geliyor buraya. Çöp konteynerlerinin daha çok temizlenmesini istiyorlar. Sevgili Eskişehir Net ailesi, ben hemen çektiğimiz her şeyi sizlere özetledim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki mahalle neresi olsun?